Hazreti İnan içinde olan bir bölüm daha var. Yakında mesela bu Access Bars donuyor. Donmuyorum. Donuyor Yok, şu muyum? an daha iyi Heh. hocam. Yok, güzel şu Access, anda. mesela Access Bars adı altında. Bu son zamanlarda yine sayfada paylaştığım çok büyük bir gürültü getirdi. Hani fazla lüks, millet yanlış anladı. İnsanlar, peçeli insanlar lüks olamaz mı? İstediğiniz kadar lüks olunuz ama dinden saptırdığınız işlerde biz orada söylemek, Diyanet zaten söyleyecek de ben de hastalarımın, insanların ruh sağlığını korumak amaçlı gördüğümüz yanlışı söylemek durumundayız. Access Bars'ın oluşturduğu kişi aslında ne hikmetse hep bunlar böyle hurafelerle falan gökten böyle ilham geliyor. Bir şekilde bir şeyleri öğreniyorlar. Güya Gary Douglas denilen adam şunu diyor ve diyecek de bu hanımlar, bu hatunlar bizim hanımlarımıza eğitimler veriyor lüks otellerde ama bu adamın şunu dediğini biliyor mu? Bir çocuğa babası cinsel olarak ilgi duyabilir. Yani bunlar çok, evet bu çok ciddi bir şey. Bunlar sapkın insanlar. Benim insanım, benim güya dindar insanım çıkıp da özellikle kadınlar bu akımlara direkt olarak kapıldılar. Yani ne yapıyor şimdi? Bakın pedofili hiç duymadığımız kadar fazlasıyla. Ensest ilişki gayet normal. Önceden ben okurken tavuk, eşek, köpek Allah'ım derdik. Yani korkardık. Hani 20 yaşında, 18-19 yaşında tıbba gidiyorsunuz ya. Yani ama bu şu anda pedofili 5 yaş, hebefili 12, 13, 14 yaş. Burada kim var? Sapkın ruhlar var. Ve korkmayın aileler. Yani şöyle korkmayın derken çocuklarımızla biz beraber olur. Onları en azından dinlemeye çalışır. Onları anlarsak onlar bazı şeylerin yanlış olduğunu sizlerden önce öğrenecekler. Ben bu büyüklerden, büyük eşeklerden bahsediyorum. Yani hani büyük eşek dediğimiz kişileri anladınız. Hani böyle tutup da otellere falan gidip Access Bars yapıyorum. 17 bin, 20 bin lira seans yapıyorum gibi diyen ama din soslu ticaret yapan kişilerden nereye çakımları aldı geliyor. Hamilelik yogosu. Hepsi birbirinin peşinden geliyor. Evet. Yani bu yoga, bak ne diyoruz? Nevi çakımları NLP ile başladı. Buradan dinin altını oymaya çalışıyor. Çünkü bizim insanımızı, evet Türkler, Müslümanlar, dinlerine sımsıkı sarılırlar. Bakın biz nerede bir esma, nerede bir dua görsek hemen böyle bir koşa koşa onu alır, baş tacı eder ve okuruz. Ama ne yaptı bunlar? Biz bunları böyle çeldiremeyiz. Nasıl yaparız? 100 tane bilgi verir, 2 tanesini saptırtırız. Bu da onlardan bir tanesi. Reiki, Teta, Access Bars, bunların hepsi sapkın tarikatların. Yoga, sapkın olan, ya bizim hiç alakamızın olmadığı olan olayların normal umra derken hamileler çok yapıyorlar. Sen bunu söylüyorsun. Benim hamilem bilmez ki. Belki size de soruyorlardır. Yani evet meditasyon gibi tamam. Ve biraz içine dön. Tamam içine dön. Ben de diyorum o Müfekkirim. zaman. Evet git dua et. Işıkları madem bunları yak. Odanda otur dua et. Dua et Yine yani. seccadene kokuyu sür mesela. Ha. Yahut da meditasyon derin düşünce demek. Tefekkür ne demek? Derin düşünce demek. Evet. Meditasyon yaptığında sana sebep geliyor mu? Gelmiyor. Ve hiçbir şey düşünmüyorsun. Gerçekten şeytan boş eve girmiyor. Yani çok rahatladım diyorsun. Ama tefekkür ederken şeytan aklına bin tane şey getiriyor. Ne oluyor? Tabii ki. Kafanı sürekli kurcalamaya çalışıyor. Çık oradan, çık oradan diye. Bu sefer rahatlayamıyoruz. Nefis yendikten sonra Allah'ın izniyle o tadı alacağız ama oraya bırakıp gidebilirsek, o nefis mertebelerine çıkabilirsek tabii ki. Ama çok masum olarak diyor. Yok çok Evet. güzel yapabilirsin. Bak sakin ol, bak sakin hamilesin. Rahatlama ihtiyacın Gevşeyim. var. Evet gevşeyeceksin. Zaten sen bu gevşemeyi düzgün birazcık kendin diyafram nefesini aldığında, sabah öğlen akşam birer kere bile nefesi aldığında, orada da Allah'ı düşünüp bir etraf bir çiçeğe bir böceğe baktığında sen direkt gevşersin. Budizmin inancıyla beraber gevşemeye kalktığında ra derken oradan Shiva'yı, oradan yılan tanrısını, oradan kötülük tanrısını sen çağırıyorsun. Yani bunları demiyorum diyebilirsiniz. Diyebilir hamilelerimiz. Yapmayınız derim ben de. Gerek yok. Yani onların o hani oturma tarzı, kundalini dedikleri, bunlar şaman, Brahma, Hinduizm, bunları tekrar canlandırmaya çalışıyor. Benim insanım, benim şakşakçım gidiyor Hindistan'a,
Ya Hindistan'a giden bir sürü bildiğimiz hoca arkadaşımız hepsi var. Ya bunlar açlıktan ölüyor. O hakikaten normalde gitmez o ineğin, o nehrin oralara dokunamaz. Gidiyor mağaralarda tefek para verdi ya. İyi paralar veriyor oralarda. Guru olacak. Hani bizim bir yogacı bir tip çıktı bu kavinç giydi. Bazı ünlüleri de oraya soktu. Allah korusun bakın. Çilehane gibi. Ben şu an oraya giremem. 3 gün kalamam. Niye? Ya aklını oynatabilirsin. O kişiler çıkınca böyle bir tuhaf tuhaf oldular ya. İyi ki Ay. akılları kaymadı onların. Kaç bin lira para verdilerse o kadar gün, o Aklıma kadar geldi. gün iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz diyecekler. Kendinden aslında iyiyiz diye telkin yapıyorlar. Halbuki çok korktular. Şeytan işte oradan girecek. Senin sağından, solundan, önünden, arkandan dost doğru yoluna oturacağım dedi mi Rabbimize? Senin kullarının yoluna oturacağım. Oturacak. Oturdu da zaten. Nereye yakın böyle beraber oturdu? Niye susuyoruz? Bak susmazsak işte, yani susarsak her şey süt liman. Benim hastam geliyor diyor ki, ya işte hani doktorum ben şuraya gittim. Yazar aile danışmanı. Tamam git ama huylanıyorum artık arslanım. Tamam git bana doktor olarak geliyor. Ne dedi sana? İşte bana seni ben iki seansla seans yapıyor. Senin bilinçaltını temizleyeceğim. Neyle? Dilimiyle. Yapamaz diyorum. Ama diyor bu kadar para verdim yapabilir. Girdim oraya yapıyor aile dizilimi. Yapamaz kardeşim yapamaz. Aile dizilim bakın. Freud, Erikson, Adler. Baba, ağababaları. Bizim hocalarımız. Bizim Nevzat Tarhan, Kemal Sayar, Mustafa Mertar Hoca. Mustafa Mertar Hoca zaten direkt 25 yıl bin fiil bunları görüp içlerinde bakıp inceledikten sonra diyor ki şeytan işi. Hipnoza bile diyor ki uzak durun. Şeytani şifa. Kaçın. Evet. Yani uzak durun. 3 ay belki şifa gibi gelecek. Verdiği parayı bir mutlu gibi hissettireceksin. Ama akses bitecek, tete başlayacak. Tete bitecek, reiki başlayacak. Bir tanesi gelmiş diyor ki bana. Ama diyor sen Kur'an diyorsun. Kur'an demiyorum diyorum. Ben sana hani normal nasıl hissediyorsun? Kocamla kötü hissediyorum. Dönüşüm kampına gittim. Ne yaptınız orada? İşte orada böyle bizi çok güzel karşıladılar. Kadınız ya hep hizmet ediyoruz ya. Hizmet edince hoşumuza gidiyor. 20 bin lira para verdim. 3 gün yattım, kalktım, yoga yaptım. Güneşi selamladım. Zaten güneşi hani Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de ayı da güneşi de ben yarattım. Zaten diyor belirtiyor. Kur'an-ı Kerim hiç okumadın mı mealiyle? Kur'an yok burada diyor. Yok. İmam Hatip mezunu. Kur'an dinini bilen ama başını sonradan açıveren, sonra namaz kılıyor musun diye soruyorum. Hayır diyor. Neden? Çünkü yogasal hareketleri yapmak, Teta'nın, Reiki'nin o taşlarıyla buluşmak çok daha kolay geliyor. Bir de şuna ilerliyorlar. Oldum ben diyor. Evet. Bakın nefsi emmarenin altında, nefsi emmarenin altında levvame diye yukarı doğru giden nefis tabakaları altında gölge tabakalar var. Ne olduğunu bilmiyoruz orada. Yani oraya giriyor. Nasıl giriyor? Hep alttan seni çekmeye çalışıyor aslında. Biz iyi insanlar, güzel insanlar, güzel olaylar yaşadığımız hani her olayda bir tefekkür etme haliyle. Dediniz ki meditasyon, derin düşünce, tefekkür. 1 saat tefekkür belki ne kadar çok Beyin. ibadette maruz. Ya bunu düşün sen. Sen ama İslam dinine mensup musun kardeşim? Evet. Son din İslam inandın mı? Evet. Peki buradan niye ayağını kaydırıyorsun? Alta girdin, gölgelerle karşılaşıyorsun orada. Korkunç varlıklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Nefsi emmarenin de alt tabakasından bahsediyorum. Şeytan diyor ki, senin her tarafından kullarını saptıracağım. Nereye çakımları? Çok güzel. Yani nasıl güzel? Yani o kadar rahat ki. Ya ben yogamı yapıyorum, dua tarzı olumlamalarımı yapıyorum. Olumlarken bir tane hastam diyor ki hemen olumluyorum diyor. Yedi 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 de söylüyorum. Şifa buna nasıl gelir? Bundan daha iyi nasıl olur? İptal iptal iptal. Bakın bunu yaparken duayı unutuyor. Namazı Oldu, unutuyor. oldu diyorlar hocam. Amin Evet. yerine Evet. oldu. Evet. Tövbe yerine Bunu tövbe estağfurullah derdi ki eskiden. Benim de öyle bir tanıdığım denk geldim. Gülmekten öldüm. İptal iptal iptal. Kötü bir şey söylüyorsun. Mesela iptal iptal iptal. iptal diyor. Duymak istemiyorum. Eskiden Evet. bunu. Ne? Denk Bunlar gelmiştim. nevi çakımlarıyla beraber dini tamamıyla alttan alttan oymaya çalışan bir kesim var. Bizim inanımız, bizim insanımız ilahiyatçıyım ben diyor, ben hocayım ben sapmam diyor.
Allah korusun hepimiz her an ne diye dua ediyoruz? Bir an bile Rabbim benim nefsimin eline bırakma. O nefis yukarı çıkmaya biz çalışırız. İnsan hep güzel şeylere çıkmaya çalışır. Ama emmarenin altına koyu kara delik şeytani varlıkların olduğu yer. Bunlar o. Diyor ki müritlerine artık başını açtı, namazını bıraktı, kocasını def etti. Şu anda ben ad versem zaten bu kadar da konuşamayacağım burada. YouTube'larda dolaşıyor. Beni mahkemeye veriyor sürekli. Bakın bu kadar 60 binlik sayfadan korkuyorlar. Veriyor ve şunu diyor. Yanımda en yakınıma diyorum ki ben artık bir hoca hanımım. Diyorum ki senin namaz kılmaya ihtiyacın yok. Sen oldun. Sen 5. mertebe 5 gigabayta can 5GB'ye çıktın. Ve istediğin erkeği seçebilirsin. Kocayı def et. Sen cinselliğini yaşayabilirsin. Düşünebiliyor musunuz? Örtülü hanımlarımızdan bahsediyor. Şimdi yanlış anlamışsın beni arkadaşlarım. Örtülü örtüsüz diye değil. Bunlar şimdi ben sonradan örtünen okurken değil hani bir insan olarak hani bu alan hep gözümde büyütüyorum. Hala büyütüyorum. Çok mükemmel olmaları gerekiyor dediğim bir alan ya burası. O anlamda söylüyorum evet, zaten. O açıdan söylüyorum. Kısıramadığımız için aslında. Ama bir insana bakın. İnsana bakın. Bu akımlara girdikten sonra namazına namaz katıyor. Hani örtüsünü birazcık daha güzelleştiriyor. Birazcık daha kimseyi dedikodu etmiyor, gıybet etmiyor. Biraz daha rahmani oluyorsa tamam ama şeytani oluyoruz. Kadın diyor ki, kadın gelmiş karşıma diyor ki, bana dedi ki, yani ne dedi? Zaten kafalar uçmuş artık Ayşe Hanım. Gözler başka bakıyor. İstediğin kocayı seçebilirsin. İstediğin adamla ilişki yaşayabilirsin. Kırkından Allah Allah. Azanı teneşir patla. Evet. Bunları açıklamıyoruz. Açıklasam zaten benim sosyal medyada ne sen kimsin, işine bak, şuna bak. Ve küfür yemekten artık inanın bıktım, yoruldum. Kendi insanımızdan yani. Benim işim değil, evet. Benim işim ama. Koruyucu hekimim ben. Buyurun. Bir tane bayanla tanışmıştım. O kadar böyle anlatamıyorum. Dediğiniz gibi farklı bakan.